Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Tarkovski'nin başyapıtlarından Ayna'yı izliyoruz. Evet gerçekten heyecanlı bir izleme ve konuşma olacak. Tarkovski severler genelde ikiye üçe ayrılır. Kimisine göre Ayna başyapıtıdır. Hı ben mesela Andrei Rublev'den yanayımdır. Ben Andrei Rublev'den yanayım biliyorsun. Fakat genel ağırlık alin galiba Ayna'dan yana. Neden dersen 2012'de Sandern Sound'un meşhur bir soruşturması var biliyorsun. Hı hı. Britiş birlikte yaptıkları. Orada genelde e, ayna 12. sırada çıkmıştı yanılmıyorsam. Hem yönetmenlerin oylamasında ise 9. sırada çıkıyor. Yani yönetmenlerin verdiği oyları ayrı değerlendirdiğin zaman sinema tarihinin en iyi 9. filmi çıkıyor. Uh -huh. Bütün herkesin verdiği oyları topladığın zaman da ya 12 ya 14 yani ilk 20'de olduğunu söyleyebilirim. Şu an e, net tabii. hatırlamıyorum. Yani bu kadar önemli, klasik bir başyapıt eser. Kesinlikle. Bu akşam. Kesinlikle. <laughs> e, şimdi bu filmin özelliği 1975 tarihli ve gerçekten bildiğimiz anlamda e, klasik hikaye anlatma sinemasının tümüyle dışında bir film bu. Seyircilerimiz ya yani ilk kez seyredecekler varsa onları gerçekten çok farklı bir sinema deneyi bekliyor. Şimdi bu 1960'larda başlayan bütün yeni yenilikçi avantgard akımlara baktığımız zaman ki aslında avantgard lafı ile Tarkovsky'nin arası hiç değildir. Hiç, hiç sevmez, zaman. nefret evet. eder, evet. avantgarde olduğunu hiç düşünmez. <laughs> Özetle yani yenilikçi sinema çabaları açısından bir takım önemli filmler var. İşte Fellini'nin 8.5, Godard'ın Serseri Aşıkları. Yani böyle hakikaten sinema tarihine geçmiş. Bunlar alternatif filmler. Antonioni'nin filmleri, Berkman'ın filmleri. filmleri. Alain Ronen çok haklısın. İşte aynı da onlardan bir tanesi. Şimdi o 60'lardan sonra geliyor. Belki bir 15 yıl sonra geliyor. 1975'te evet. geliyor. Ama en az onlar kadar etkili oluyor. Bütün bir sinema tarihi üzerinde hı hı. yönetmenleri özgürleştiren, yönetmenleri gerçekten çok daha farklı düşünmelerine yol açan bir film bu. Çok esin kaynağı da olduğunu söyleyebilirsin. Evet, sen bunu söyleyince insanın içi buruluyor. Çünkü e, bu üst üste gösterdiğimiz Tarkovski filmleri dolayısıyla sen de okumuşsundur. İnsan dönüp mühürlenmiş zamanı ve zaman zaman içindeyi tekrar okuyunca bu filmleri ne büyük zorluklarla çektiğini görünce ve ne kadar zor laf anlattığını <laughs> anlayınca çok üzülüyor insan. Nitekim ayna içinde yine çok hırpalanmış, her zamanki gibi projesi geri dönmüş kısaltılması istenmiş, anlaşılmaz bulunmuş. Yani tas tamam yani sanki basit bir matematik problemini bakarmış gibi bakmışlar. 2 artı 2 niye 4 etmiyor bu filmde demişler ve film işte çıkarmak istemiş ama eninde sonunda Tarkovski sonuçta o dönemde kendisi de söylüyor zaten. Kendi ülkemde şey takdir edilmiyorum diyor. Hatta eleştirmenlerden şikayet ediyor. Hakkımda doğru dürüst yazan bile yok diyor. Ama diyor Batı'da sorduğunuzda en iyi Sovyetler Birliği yönetmeni kimdir dendiğinizde herkes Tarkovski diyor. Yani bu şeyle itibarı kullanarak en de sonunda bu filmin çıkmasına izin vermişler. O da zaten tabissiz devam ettiği için iyi olmuş. O yüzden de... Yani bu filmi niye farklı özel kılındığını anlatmak için izin olursa bir şey okumak istiyorum. Ben sen de çok iyi biliyorsun. Ee, Tarkovski zaman, şey, mühürlenmiş zamanın içinde aynadan çok söz ediyor ve kendisine gönderilen bir sürü mektuptan örnek almış koymuş oraya. Bir sürüsü neredeyse hakarete varan şeyler içeriyor. Çünkü filmi hani sıradan bir şeyi anlamaya çalışırmış gibi anlamaya çalışmışlar, kendilerini serbest bırakarak izlememişler kendilerine hep alıştıkları e, hani başı sonu belli hikaye anlatılsın istemişler. Oysa mesela bir işçi kadının mektubu onu çok mutlu etmiş. Ne diyor? Filminizi bir hafta içinde tam dört kez seyrettim. Sinemaya gitmekteki tek amacım film seyretmek değildi. Birkaç saat olsun gerçekten yaşamak, hayatı gerçek sanatçılar ve insanlarla paylaşmakta isteğim. Her şeyi bana acı veren, eksikliğini duyduğum, özlemini çektiğim her şeyi, beni bunaltan veya sevindiren, beni mahveden ya da bana yaşama gücü veren her şeyi filminizdeki bir aynadan izledim. Benim için ilk kez bir film gerçekliğin ta kendisi olmuştu. İşte tam da bu yüzden gidip gidip filmi seyrediyorum. Çünkü onunla ve onda yaşamak istiyorum. Tarkovski'nin tepkisi şu, bundan daha büyük bir övgü olabilir mi? <laughs> evet, o ben de biliyorum onu. Evet. Orada bir de ilk ilk gelen mektupların hepsi çok olumsuz geliyor. Evet. Kendi meslektaşları da çok eleştiriyorlar onu. Hı hı. Sen kişisel bir sinema yapmaya başlıyorsun diyorlar. Yani senin yaptığın şey çok kişisel bir sinema. Sen kendinden bahsediyorsun diyorlar. Hı hı. Yani o dönemde Sovyet sinemacıları da bir anlamda karşısına çıkıyorlar. Bir grup var ama eleştirmenlerin arasında bir grup var. Onlar filmi çok seviyorlar. Ama tabii yine de özellikle seyircilerden çok kötü tepkiler alıyor. Şimdi o dönemki sinema komitesinin başındaki kişi aslında izin vermese bu filmi çekemeyecek. Hı, hı. Aynı kişi filmi seyrettiğinde bu filmi kimse anlamaz. Bu filmi Yer çıkamayız baş. diyor işte. Evet. Fakat daha sonra izin veriyor. Yine de izin vermesi de çok güzel. Bu evet. filmin için para vermesi de çok güzel. Evet. En azından bunlar da çok evet. önemli. Çünkü Dolutov'un çektiği çileleri hatırlatıyoruz hep <gülüyor> seyircilerimize. <gülüyor> o yüzden önemli. Yani Tarkovski'nin batıdaki o prestiji, batıda çok sevilmesi önemli. Ama yine ne yapıyorlar? Film bittikten sonra film için bir premier gala yapmıyorlar. Hı. Sadece 73 kopya olarak çıkıyorlar. Tüm Sovyetler Birliği'ndeki çok az bir sayı çok, bu. Çok çok az. Ki bayağı Tarkovski'yi seven bir seyirci kitlesi var. Çok seviyorlar. Doğru. Ve yine de onlar izliyorlar filmi. Ve, ve kanda gösterilmesini istemiyorlar. Kana göndermiyorlar filmi. Resmi bir şekilde. Hatta kandaki o, o zamanlarki e, yönetmen evet. çok kızıyor bu duruma. Tepki gösteriyor ama geri adım atmıyorlar. Film Kanada gitmiyor. E, o yüzden de çok morali bozuk aslında. Ya. Bir taraftan da seyircilerden böyle tepkiler gelince. Kötü oluyor fakat işte böyle mektuplar da gelmeye başlıyor. Tabii. O zaman da bir anda anlıyor ki ben doğru yoldayım diyor. Çünkü bu film gerçekten çok başka bir film, <laughs> ee, çok yenilikçi bir film. Hiç daha önce denenmemiş film. Kimsenin yani hiçbir yönetmenin denemediği tarzda bir film. Yani onun etkilendiği yönetmenler var. Berkman'dan hı hı. etkilenmiş ama hiç Berkman'la ilgili bir şey yok hiç açıkçası. Yok. Bu gerçekten tümüyle yeniden yani kendisi kendi orijinal fikirleriyle yaptığı bir film. Ee, o yüzden de çok mutlu oluyor. Hı hı. Yani ben insanlara ulaşabiliyorum diyor. Çünkü Tarkovski'nin derdi aydınlara ya sadece sinemacılara sadece eleştirmenlere ulaşmak değil. Tarkovski direkt ne olarak seyirciye insanlara ulaşmak istiyor ve en çok da şuna üzülüyor. Filminde simgeler, gizemler, metaforlar, bunları arayanlara çok üzülüyor. <laughs> evet. Ben direkt sizin kalbinize seslenmek istiyorum diyor. İşte o yüzden senin okuduğun mektupta o işte kadının kalbine seslendiğini anlayınca ben doğru yoldayım diyor. Tabii. Aynı zamanda yine mühürlenmiş zamanda bir işçi de vardır. Ona mektup gönderen. Evet. Bu da işçi zaten. Evet, evet. Hı? Onu da çok seviyor. Çok hoşuna gidiyor. Evet, doğru. Şöyle düşün. Ee, aslında e, bu kimsenin yabancı olacağı bir anlatım tarzı değil. Herkes şiir okur, kimse şiirde bunu sorgulamaz. Ama nedense sinema öyle bir alıştırmıştı ki izleyicileri popüler bir formatın içine. Hani bir öykü başlar, karakterleri tanıtırsın, işte onların iç çatışmalarını, dış çatışmalarını anlatırsın. Bir takım olaylar gelişir, aksiyon olur. Ondan sonra her şey bir yere bağlanır. Tamam, böyle bir sinema, böyle bir anlatı geleneği var. Yani en e, kadim anlatılar bile bu gelenekten devam ediyor. Ama bir noktadan sonra. Elbette bunu yıkmak, bozmak, değiştirmek, geliştirmek mümkündü. Bütün sanat dalları yaptı bunu. Yani kimse resme baktığı zaman e, ille de bir manzara yahut natürmort yahut bir portre görmek istemiyorsa o resime de yer var. Empresyonizm de var, ekspresyonizm de var, her şey var. Sinemaya gelince bu tutuculuk çok tuhaf bir şey. Sanki sinema e, işte tiyatrodan bir yansıma gibi kaldı ki zamanımızda tiyatro bile öyle değil. Dolayısıyla mesela Tarkovski e, bir şiir e, yaptığını görmüştü görsel bir şiir yaptığını söylüyor. Dolayısıyla bunun da ille de sembollerle dolu olması gerekmiyor. Şöyle kendi kendimize kaldığımızda anılarımıza dalarız öyle değil mi? Belki o sırada uykuya dalarız bir rüya görürüz. Sonra döneriz, biz de bir aynaya bakarız, filmde görecek izleyicilerimiz. Sonra bir tabloya bakarız, sonra yine başka bir şey hatırlarız. Sonra karşımızdaki birini başka birine benzetiriz. Yani biz de aslında kendi kafamızın içinde bildiğimiz zamanın akışından son derece özgür olarak yaşarız. Kafamızın içindeki kurguyu beyaz perdede görmemiz neredeyse böyle mucizevi bir güzellik yaratacağı yerde niye yabancılaştırsın bizi? Evet çok aksın, çok da güzel anlattın. Ee, böyle sinema tarihinde çok hani derin iz bırakmış, başka yönetmenleri etkileyen filmlere baktığımda, mesela işte, e, Serseri Godard'ın Serseri <laughs> Aşıklarına baktığımda, Fellini'nin Sekiz Buçuk'una baktığımda ve Tarkovski'nin Aynasına baktığımda bir ortak yan var. Üçünde de, üçünün de film çekim süreci ve hazırlık sürecinde yönetmenler gerçekten e, yeni bir şey deniyorlar. Bunun farkındalar ve çok zorlanıyorlar bir taraftan da. Tabii. Ve kalplerini bir noktada, e, Ferliğini de 8.30'da artık kalbini açmaya karar veriyor. Tümüyle. Yani yeni bir sayfa açacağım ben diyor. Ve insanlara çok kalpten hitap etmek istiyorum diyor duygusal evet. olarak. Ve yeni şeyler deneyeceğim, umursamayacağım hiçbir şeyi diyor. O yüzden de filmin kurgusu, senaryosu, çekimleri çok sancılı geçiyor Ferliğini için. Aynı şey burada da geçerli. Evet. Her şey bittikten sonra e, 33. kurgu bu. 33 defa filmi kurguluyor Tarkovski. Biraz 33. obsesif olduğu evet. için de tabii. Ama çünkü çekimlerin hepsi tamam diyor. Ama onları bir bütün olarak bir, bir araya getirmek gerçekten hiç kolay değildi diyor. Hı hı. Çok uğraşıyor. Filmde haber çekimleri var. Yani o yıllardan belgesel çekimler var. Evet tabii. Ve onları da ekliyor filme. Ve o yüzden filmin kurgusu çok önemli. Ki Tarkovski kurguya önem vermez. Klasik anlamda Eisenstein tarzı kurguya karşıdır. Kurgun anlam yaratmasını çok sevmez ama o filmde kurgu çok önemli. Hı hı. Çünkü bütün o anlat, senin az önce anlattığın her şey, anılar, işte geçmiş olaylar, işte haber filmleri, bütün bunları birleştiren kurgu aynı zamanda. Yani 33. kurgu bu, versiyon bu. Ve filmde aynı zamanda bazı şeyleri de yine film sırasında karar veriyorlar. Mesela bir oyuncu hem annesini hem de eşini oynuyor ana evet. karakterin. Evet. Daha bunun gibi başka meselede de yine çekim sırasında karar veriyor. Çekim de çok Açıkçası onun açısından çok sanatsal açıdan yaratıcı bir süreç. Hı hı. Bütün çekimler ve kurgu. Evet. Deniyor, bir şey deniyor, yeni bir şey deniyor. Ve hakikaten bittiği zaman o kadar bir gergin ki aslında e, tamamen sonucu bekliyor. Seyirciden gelecek tepkileri bekliyor. Hı hı. Ve çok gergin. O yüzden de bir noktadan sonra sinemayı bile bırakmak istedim ben diyor. Evet. Aynadan sonra. Çünkü aslında bütün zihnini, bütün yüreğini izleyiciye açmış. Evet. Babasının şiirleri. Ee, film boyunca var. Filme eşlik ediyor ve neredeyse belirliyor. Ee, kendisi var aslında. Görecek izleyicilerimiz. Yani bu duyduğumuz ses, yüzünü görmediğimiz karakter kimdir diye düşündüklerinde, bu çocuklar kimdir diye düşündüklerinde e, aslında e, Tarkovski'nin farklı yaşlarda kendisi, bazen babası, annesi, eşi, çocukları bütün yaşadığı çevre, büyüdüğü yer, onu çok etkileyen savaş, savaştan sonra çıkan işte sınır kargaşaları, Çin, Sovyetler sınırında. Yani bütün bunların hepsini bir filmin içine koymuş. Sevdiği her şey var. Yine göreceğiz sonra konuşacağız. Sevdiği tablolar, sevdiği ressamlar, sevdiği müzikler, sevdiği doğa var. Yani bu kadar büyük bir açıklıkla e, otobiyografik bir filmi, e, bir uzun görsel şiir gibi karşımıza koymuş. Elbette korkmuş ve endişelenmiş. Çünkü bir insanın kendisini bu kadar açıklıkla e, şey sergilemesi o kadar kolay bir şey değildir. Evet, oradaki otobiyografi meselesi de zaten asıl sorunu çıkaran o özellikle Çok. Sovyetler Birliği'nde. Çünkü onlar sonuçta sosyalist gerçekçi bir sinemaya evet. inanıyorlar ve bireyi istemiyorlar filmlerinde. Hı hı. Bireyin kendisinden söz etmesini istemiyorlar. Bunu tümüyle Batı'ya ait, Batı sanatına ait bir eğilim olarak görüyorlar. Evet. Şimdi ilk senaryo 1964'ten itibaren yazmaya başlıyor ve bu defalarca çalışıyorlar. Alexander ile birlikte hı hı. defalarca çalışıyorlar. Senaryo da hiç bitmiyor. Senaryo'nun <laughs> yazımı da sürekli devam ediyor. Sette devam ediyor. Sürekli yazmaya devam ediyorlar. Ya, görüntü yönetmeni çalışmak istemiyor. Badim o çok Rızal. ilginç bir olay. Onu anlatalım. Daha önce Andrei Rublev'de İvan'ın çocukluğunda ya. ve hatta Solaris'te çalıştığı görüntü yönetmeni diyor ki senaryoyu okuyor. Hayır diyor ben bu filmde çalışmayacağım. Çünkü bu film çok kişisel. Sen kendinden bahsedeceksin. Ben bu tür bir sanata karşıyım diyor. Fakat ne oluyor? Film bittikten <laughs> sonra seyrediyor filmi. Seyrettikten sonra arıyor diyor ki bu senin en iyi filmin Andrei diyor. <laughs> <laughs> Doğru. E Artemyev de başta çalışmak istemiyor. Onu bilmiyordum. Artemiyev evet. Dekar. <laughs> evet onu da zaman zaman içinde de gördüm. Artemiyev ben çok meşgulüm yapamayacağım müziğini demiş. Ve çok sert yorum yapmış bunun üzerine Tarkovski. Canları cehenneme yazmış. <laughs> <laughs> yani e, herkesin daha yani onun o kadar zorlandığı senaryo aşamasında yani rejime uygun bir film yapılmadığı için ondan kaçınmak istemesi kendisini çok üzmüş belli ki. Evet, orada aslında hep söylüyoruz. Andrei Tarkovski yani rejimle temel bir sorunu yok. Yani sosyalizmle bir sorunu yok. Şunla bir sorunu var. Baştan sona bir kendisine dikte ettirilmesi sanatın. Evet. Nasıl bir sanat yapacağının devlet tarafından kendisine dikte ettirilmesiyle ilgili bir sorun var. Evet. O yüzden bununla uğraşıyor ve bununla savaşıyor. Aynen ve o kazandı. Kalan hiç kimseyi hatırlamıyoruz deyip istersen artık filmi izleyelim. Evet. Tamam. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.